Sevgili seyirciler merhaba. Evet dün akşam saat 20.04 ve 20.07'de 3 dakika arayla iki büyük deprem daha yaşadık. Hatay'da maalesef Defne ve Samandağ'da önce 6.4 ile sarsıldı Hatay ve Defne ve Samandağ, daha sonra da 5.8 ile. Tartışmalar şu yönde: bunlar iki tekil deprem miydi? Biri birinin artçısı mıydı? Yoksa Kahramanmaraşlı merkezli depremin artçıları mıydı? Ama Kandilli Rasathanesi 6.4 büyüklüğünde bir tekil deprem olduğunu açıkladı zaten. Hatta sonrasında bir tsunami uyarısı verildi. Ancak daha sonra geri çekildi. Bütün bunları jeofizik mühendisi, deprem uzmanı Sayın Haluk Eyidoğan hocamla konuşacağız. Ancak şu son dakika bilgilerini verebilirim ki maalesef bu depremde de 6 kişi hayatını kaybetti. 284 kişi yaralı, 18 kişinin ağır yaralı olduğu bilgisi geldi. Bütün bunları konuşacağız. İnsanlar sokaklara döküldü. İnsanlar Malca'nın Yongası, biliyorsunuz izinler verildi yarım saat ya da bir saat süreyle eşyaların alınması için, ama hasarlı evlere girilmemesi konusunda uyarılmasına rağmen dün akşam maalesef eşya almak için eve giren depremzedeler ve taşıyıcılar enkaz altında kaldılar. Şimdi her iki noktada da, çünkü Kahramanmaraş'ta da hissedildi bu deprem, aynı zamanda Orta Doğu'ya kadar hissedildi, yayıldı depremin şiddeti. Şimdi iki noktada da bağlantımız olacak. Kahramanmaraş'ta da depremden çıkmış fakat bu sarsıntılarla daha fazla orada kalamayacağına inanan vatandaşlarımız oradan gene göç etmeye başladılar. Muhabirimiz Sude Özer bugün Kahramanmaraş'ta otogarda bizimle birlikte olacak. Muhabirimiz Murat Sönmez de dün akşam 3 dakika arayla deprem yaşayan Hatay'da, Defne'de. Önce Murat'la başlamak istiyorum. Murat, dün akşam siz de oradaydınız. Öncelikle siz nerede yatıp kalkıyorsunuz ve sallantıyı nasıl yaşadınız, depremi? Evet, öncelikle tekrar tüm vatandaşlarımızın geçmişlerine gelimle başlamak istiyorum. Biz biraz daha Hatay'ın dışında kalıyoruz çünkü oteller şu anda faaliyet olmadığı için dışarıda kalıyoruz. Ama şunu söyleyelim, sadece Hatay dün akşamki korkuyu yaşamadı. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi çevre iller ve yine çevre ülkeler de bu korkuyu yaşamış oldu. Akşam saat 20.04 civarlarında şu anda bulunduğumuz bölge, yani Defne ilçesinde 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve bu depremle birlikte zaten hassas olan bölge halkı çok panik bir şekilde hızlıca kendilerini sokağa attılar. Çok panik bir hava oluştu o esnada ve aradan 3 dakika geçmeden merkez üssü Samanda olan 5.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem yine dediğimiz gibi sadece Hatay'da değil, çevre illerde, özellikle bir önceki depremin merkezi olan Maraş başta olmak üzere Osmaniye, Mersin, Adana ve Malatya, Diyarbakır, Elazığ gibi birçok ilde hissedildi. Yine diğer ülkelerde de, yakın ülkelerde de Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır gibi ülkelerde de paniğe neden oldu. Dediğimiz gibi şu an biz ilk depremi, yani 20.04'te oluşan depremin merkez üssü Defne ilçesindeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi bu sokaktaki binalar daha düne kadar, yani dün bu deprem 20.04'teki 6.4 şiddetindeki deprem olmadan önce burada ağır hasarlı yapılar vardı, ama gördüğümüz gibi şu anda bu binaların büyük bir kısmı yıkılmış durumda. Hemen kameraman arkadaşım Burak Oklaz'dan rica ediyorum, çünkü görüntüyü gösterebilirse, bu kısım, bulunduğumuz bu kısım aslında dün yoktu Serap Hanım. Dün yoktu bu kısım ve bugün gördüğünüz gibi bu yol kapalıydı ve birkaç saat öncesine kadar bu yol açıldı. Yine burada araçlar vardı. Araçlar hızlı bir şekilde tahliye edilmeye çalışıldı. Çok ciddi şekilde burada yıkımlar gerçekleşti ve hasar oluştu. Ve bu hasarların ardından özellikle binalar göçtü. 6 kişi, 6 vatandaşımız dün akşamki depremde hayatını kaybetti. Yine 294 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan da 18'i ağır yaralı olarak hastanelerde tedavileri devam ediyor. Evet, Defne ilçesindeyiz. Bu gördüğümüz sokak düne kadar sadece ağır hasarlı ya da hafif hasarlı olan binalar vardı. Bu yol açık bir yoldu, ama dün akşamki depremin ardından bu yol kapandı. Gelen enkaz
dan dolayı bu yol kapandı. Yine ağır hasarlı olan birçok bina maalesef ki yıkıldı. Şu anda tabii insanlar çok tedirgin. Siz de ifade ettiğiniz daha düne kadar, bu deprem olana kadar yarım saatlik, bir saatlik zaman dilimi içerisinde insanlar ağır hasarlı evlerden, binalardan eşyalarını çıkartabiliyordu. Buna izin verilebiliyordu ve şans eseri bu deprem 20.04'te gerçekleşti. Aslında biraz daha erken olmuş olsaydı ki biz burada geziyorduk aslında. Gezdiğimiz zamanlarda daha gün batmadan birçok insan, yani her adım başı, her sokağa girdiğinizde buradaki insanlar evlerinden bir parça alabilir miyiz? Ya da taşınacakları, gidecekleri yeni yerler için evlerinden eşyalarını alabilirler mi diye özellikle firmalarla anlaşıp bu evlerden, bu binalardan eşyalarını çıkartmaya çalışıyorlardı. Ve bir taraftan da aslında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyordu. Çünkü dün de ifade ettim, merkez üstü Kahramanmaraş olmak üzere Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmaları da belirli bölgelerde devam ediyordu. Ve yine enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyordu. Yani bu depremin 20.04'te değil de daha erken bir saatlerde olmuş olması durumda daha büyük bir felaketle karşılaşabilirdik. Ama dediğim gibi artık hava karardığı için, burada da kısıtlı imkanlar kullanıldığı için hava karardıktan sonra özellikle çalışmalar biraz daha azalabiliyor, biraz daha durabiliyor. Ama şu an şunu söyleyebiliriz, bütün binalara giriş durduruldu. Eşyaların alması durduruldu. İnsanlar sokaklara bırakılmıyor artık. Bu anlamda güvenlik önlemleri alınmış durumda. Biz burada yayını yapacağımız esnada da çok daha ileriye doğru gitmememiz noktasında uyarılar aldık. Ve bu bulunduğumuz sokak dün yaşanan depremde bu hale geldi ve birçok bina yıkıldı. Ve şu anda da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı bilgisini aldık. Sadece şu anda enkaz kaldırma işlemlerine kaldığı yerden devam ediliyor. Murat, bir hayalet ilçeye dönmüş. Zaten Hatay sanki bir hayalet şehre döndü. Zannediyorum Samandağ'da da durum çok farklı değil. Sokaklarda artık insanlar yok. Herhalde çadır kentlerde yoğunluklu olarak bulunuyorlar ya da göçlere başladılar. Birazdan Maraş'ta da bu hissedilen dün akşamki depremin etkileri insanlar üzerinde, zaten psikolojisi bozuk olan insanlar üzerinde ağır bir travma yarattı. Gitmeyip evinin yeniden belki tamiratının yapılacağını, tadilatının yapılacağını ya da ayrılmayayım buradan gözümün önünde olsun diyen insanlar dahi artık şehri terk etmeye başladılar. Murat, siz arabada mı yatıp kalkıyorsunuz orada? Evet, dün akşam arabada kaldık çünkü bütün insanlar, aslında çevrede bulunan bütün insanlar araçlarını tercih ettiler. Yani çadırları da çok fazla tercih etmediler. İnsanlar araçlarıyla daha güvenilir, daha açık alanlara gitmeyi tercih ettiler. Evet, büyük çoğunluk, bizler de dahil olmak üzere büyük çoğunluk araçta kalmayı tercih ediyor. Çünkü burada gece boyunca da aslında artık sarsıntılar devam etti. Bölge insanı zaten ilk depremdeki o travmayı atlatmadan bu ikinci depremde ciddi anlamda bir şok etkisi yarattı ve insanlar şu anda çok tedirgin. Sizin de az önce söylediğiniz gibi genelde farklı şehirlere gitmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda ciddi bir göç var. O yüzden dün, aslında daha düne kadar, bu deprem olana kadar insanlar evlerinden bir parça eşya alabilir miyim umuduyla evleri boşaltıp farklı şehirlere göç etmeyi planlıyordu. Ama dediğimiz gibi bu da büyük bir tehlike oluşturdu. Dün akşamki depremde de gördük, büyük bir tehlike oluşturdu. Aslında dün bir açıklama yapıldı bütün bunlardan sonra ama biraz geç kalındı bence o açıklama yapılmak için. Eşya yardımı yapılacak, kimse eşya almak için hasarlı binalara girmesin, tehlike arz ediyor şeklinde açıklama geldi. Ama o sırada zaten 6 can kaybetmiştik ve yüzlerce insan da yaralıydı. Yani bu açıklamanın çok daha önce yapılıp insanların artık canımı kurtardım çok şükür deyip eşya derdine düşmesine engel olunması gerekiyordu. Tabii, şehirde bu...